kendi hatasıyla yüzleşmek yerine başkalarının üstüne atıyor ve üstelik bunu da işte sosyal demokrat bir parti, yani merkez sol bir parti üzerine atıyor. Bunun altında şöyle bir kompleks de var Ruşen. Yani bunlar işte CHP kendi başına zaten yükselemez. Demek ki bunun arkasında bir takım güçler var. Yani böyle bir kompleks düşünce var ortada. Yani kendi başına böyle bir işte ittifak çalışması başarılı olamaz. Demek ki bunun altında bir takım güçler var. Peki o güçler mi yükseltiyordu Adalet Kalkınma Partisi'nde yükseliş döneminde o zaman? Yani bu soru da insanın aklına geliyor böyle yapınca. Hani acaba o kadar güçlüymüş ki bu Fethullah yapısı şeymiş işte Cumhuriyet Halk Partisi diyelim ya da İyi Parti onlar olmadan yükselemeyecek yani. Hani halk başka türlü şey yapamaz ancak zamanında onlar mı bu durumlara getirdi sizi diye insan soruyor. Yani soru işareti akla geliyor doğrusu. Çünkü yani bir bakıyorsun belli bir düşme içinde zaten Adalet Kalkınma Partisi'nin oyları. Yani bir yandan da başka söylentiler var işte bu daha çok da hükümet yanlısı basında çıkıyor bunlar. İşte tekrar barışma yolları, işte oradaki bir grup efendim kopuyormuş da tövbe ediyorlarmış da bu tarafa geçeceklermiş filan. Yani bunlar gerçekten çok ciddi bir arayış içinde olduğunu gösteriyor Erdoğan'ın ve Adalet Kalkınma Partisi'nin. Ama bu arayış tabii ümit ederim yıkıcı bir arayışa dönüşmez yani tahripkar anlamında. Tahripkar bir arayışa dönüşmez. O yüzden bence kritik bir şeyden geçiyoruz, aşamadan geçiyoruz. Örneğin şu İstanbul Sözleşmesi var kadına şiddetle mücadelede. Şimdi durduk yerde mesela o ortaya atıldı. Neden? Diğer cemaatler, iyice radikal unsurlar, hani onların talebi işte bu mesela İsmail Ağa cemaatinin şeyini ben geçen gün yayınladım. Yani resmen talepte bulunuyorlar. Bu Cübbeli Ahmet hocalar falan yani neredeyse onların ne diyorlarsa o oluyor yani. Hani öyle bir durumla karşı karşıyayız. Buna KADEM ki KADEM işte kadın kuruluşu başkan yardımcısı da Sümeyye Erdoğan Bayraktar. Bunlar karşı çıkıyordu. Ama şimdi en son haberler bunların da artık karşı çıkmaktan vazgeçti. Efendim kadınla şiddetle mücadele için bu gerekli değilmiş işte şuymuş buymuş falan diye. Bir kaynağım bana az önce bir mesaj attı. 5 Ağustos'ta kaldırıyorlar diye. Şimdi yani bazı şeyler o kadar böyle takvime bağlanmış vaziyette gidiyor ki yani topyekün bir şey var. O zaman Adeta demokratik kazanımlara topyekün bir müdahale var.